Motoru çevirdim, aşağı indim. Bayırdan doğru aşağı indim. Ya şöyle bir baktım, kafamdan bir şey sarkınıyor Ahmet. Bir insan sarkınıyor. Giyineyim böyle, çadırımı alayım, şey de yok. Bak para var diyorsun, hayale bak şimdi. Para var ama şeyde kalacağız, çadırda kalacağız yani. Bir şeyler yapmaya çalışıyor, bir şeyler anlatmaya çalışıyor kendince. Gerçekten siz de ona bir yorum atın. Destek ol. Tabii destek olmayı unutmayın. Böyle söyleyin, sanki direnci gibi oluyorsun ha. O yüzden yeni bir haftadan herkese merhabalar. Ünsüz motorcuların bu haftaki konu eski bir dostum Abdullah abi. Abi öncelikle hoş geldin. Hoş bulduk Ahmet. Ne haber abi, nasılsın? İyi şükür kardeşim, ne olsun bildiğin gibi aynı. Sen nasılsın, iyi misin? İyi şükür abi. Nasıl gidiyor hayat abi? Çok şükür kardeşim, bildiğin gibi aynı. Yine motosiklet üstünde devam. İşimize devam, gidiyoruz. Devam. Kaç yıl oldu abi motora başlayalı? Kardeşim motora başlayalı 2002 yıllarıydı. O zamanlar tabii bir dükkanda çalışıyorduk ama tabii yaşımız küçüktü. Evet. 10 yaşlardaydık. O zamanlar bilirsin Peugeot'lar vardı. Yine evet. Kapışanlar vardı, hatta bu Nick tarzı yazı yazanlar vardı yanlarında. Evet. Onlara heves ederdik. Ondan sonra o şekilde başladı. İşte sabahları dükkanın motosikletlerini kaçırmalar vesaire derken. Devam ettik, o şekilde devam ettik. Neydi abi ilk sahip olduğun motosiklet? İlk kendi sahip olduğum motosiklet, bu bilirsin CBR 125 R var. Eski kasa. Eski kasa. Çılır. Ben ona sinek diyordum, sinek kasa diyordum. İlk sahip olduğum oydu. Yanlış hatırlamıyorsam 2006 civar olması lazım modelde. Evet, Repsol'lu. Çok iyi hatırlıyorum. Repsol rengi. Evet. En güzel rengi oydu zaten, evet, ya. Evet, çok güzeldi. Nasıl gidiyor? Ne yapıyorsun? Yani şimdi neler yapıyorsun? Hani iş, bir kuryelik zamanım vardı. Evet. Ne yapıyorum? Genelde hayatımın hani geçmiş dönemine baktığın zaman hayatım sürekli motorun üstünde geçti. Hala da motorun üstünde geçiyor. Aynen. Şu an postanede çalışıyorum taşeron olarak. Orada da CBF 150 kullanıyorum. Ah, çiçek makine. Kullandığım motosiklet güzel. Bayağı memnunum. CBF'e de hatta 150'ye de ilk orada deneyimledim, orada kullandım. Daha önce hiç bilmedim onu. Çok şaşırıyorsun değil mi abi? CBF 150 ilk bindiğinde. Yani şaşırıyorum tabii. Hatta şunu sordum kendime. Ya dedim hani bunu daha önce adamlar niye devam ettirmemiş? Aynen. Hani niye bunu kaldırmışlar piyasadan? Çünkü gerçekten çok sağlam bir makine. Neden diyeceksin? Yanımda hemen hemen benim boyumdan belki de uzun, belki de biraz daha kısa bir kasa var Ahmet. O kasanın içine işte 2 kiloluk kargoları yüklüyoruz. Onunla yolculuk ediyoruz şehir içinde tabii. Yanında sepeti var mı? Tabii. Sepetle beraber. Tabii ki. Onlar hep böyle bir eğik gider abi. Sağa sola böyle bir. Sizinki de var mı? Bizim Arifiye'dekiler hep öyle böyle. Böyle gidiyorlar. Evet. O eğik gitmesinin sebebi zamanla biri gelmiş kullanmış. Kendi motosikleti gibi kullanmamış. Yani yeni motosikletler değil. Yani model olarak da CBF 150'leri zaten. Tabii. Yani bizde şu an benim kullandığım, yanlış hatırlamıyorsam, ya 2015 ya 2016 model. Tabii benden önce kaç kişi kullandı, nasıl kullandı? O önemli. Nereye girip çıktı? Şimdi ben bir kasis görüyorum. Duraklıyorum ama o adam nasıl kullandı o motosikleti? Aynen. CBF 150, ben geçen sene vardı bende CBF 150. Gördüğün sonra çok böyle şey, ilgini çeken bir makine değil ya. Ben de hiç hani görüyorum sabit arkadaşlarda ama hiç böyle alayım da bileyim de CBF 150 işte yani. Evet. Yani kurye motoru dersin. Evet. Ama ilk almaya gittim. Üzerine bindim, şöyle bir deneyeyim dedim. Hani öyle. İlk günü o kadar şaşırdım ki. Yani adama fiyat bile indirmeyecektim neredeyse. Evet. Yani direkt aldım gittim. Daha zaten 16 bindeydi falan. Hani ikinci sahibinden falan almıştım. Çiçek gibi makine. Çok şaşırmıştım ya. Yani evet. 150 cc bir makinenden öyle görünen. Limuzin gibi ya. Yani şey yapmazsın. Hani. Evet. Görüntüsünden çok farklı bir ruhu var motosikletin. Ki seni her yere bence götürecek bir motosiklet. Yani yurt dışına çıksan bile bence götürecek bir motosiklet. Aynen öyle. Çünkü gerçekten yani şöyle şasisini bir ellediğin zaman, o dokunduğun zaman, o et kalınlığı, o kalite, o hissi veriyor yani. Gerçekten veriyor Ahmet. Yani şu an çıkan herhangi bir Japon malına bak. Gel bir şasisine dokun. Yani git bir de o motosikletin şasisine dokun. Onu anlaman, hissetmen lazım. Aynen. Zaten gerçekten bu, kaliteli. Hani şu an kurye motoruna baktığın zaman Honda'da Dio var işte. Ama Dio... Yani Dio, evet. Ya tam scooter falan ama hani CBF 150 ile kıyaslanmaz belki ama. O şey yok ya, o kaliteyi o Dio'da hissedemiyorsun yani. Maalesef. Maalesef. O rahatlık, o amortisörün rahatlığı falan. Yani bir de şunu ekleyeyim. Dio dedin. Dio için şunu ekleyeyim. Mesela benim boyum tam emin değilim ama 1.78-1.80'lere yakınım. Hemen yani hemen. Benim için kullanabileceğim bir motosiklet mi? Tabii ki kullanırım ama yani buradan tuttuğun zaman 40 kilometre, 50 kilometre yapıp gelinecek bir motosiklet değil benim için. Çünkü çok neden? Çok dik duruyorum bir de ya. Çok dik duruyorsun bir. İkincisi tek amortisör dedi, değil mi onlar? Tek amortisör vardı arkada. Tek amortisör var. Çok rahat bir makine olmaz benim için. Evet. Yani git gel, hele iki kişi
Atıyorum eşini aldın, hafta sonu çıktın bir yere gittin. Küçük de zaten. Celeste küçük yani. Yani. Çok da bir şey taşıyamazsın. Aynen. Motosikletle alakalı senin çok komik bir anım var. Ben yıllar önce senden dinlemiştim. Evet. Apo benim yıllar önceki hani beraber gazladığım bir abim. Evet. Biraz da komiktir şeyleri, anıları. Abi onu bize bir anlatır mısın? Hatta bu... kardeşim de biliyor o muhabbeti. O da dinlemişti. Evet. Her seferinde böyle şey motosiklet muhabbeti açıldığında senin konu illa geçiyor. Onu bize bir anlatır mısın? Anlatayım Ahmet. Bir gün tabii çalışıyorum. O zaman kuryeyim. Paket götürüyorum bir yere. Gittiğim yer hafif rampa bir yer böyle. Motosikleti sokacağım. Bir park alanı var gittiğim binanın. Hı hı. Ya gittim, motoru çevirdim, aşağı indim. Bayırdan doğru aşağı indim. Ya şöyle bir baktım, kafamdan şey sarkınıyor Ahmet. Bir insan sarkınıyor. Ben de anlamaya çalışıyorum hani. Ne yapıyor bu, intihar mı edecek? Yani ne yapmaya çalışıyor? Evden mi kaçıyor acaba, biri bir şey mi yaptı derken bakınıyordum böyle. Tam da üstümde benim. Tam üstümde. Yani ben hop hop diyecektim o ara ama demeye kalmadı, adam düştü. Adam bildiğin benim sepete, bu kurye motosikletlerin bilirsin sepetleri var, açılıyor, aynen, kapanıyor. O tarz bir sepet vardı bende. Adam bildiğin sırt düştü, lap diye benim sepete düştü. Ben de tabii o an sıcaklığıyla böyle anlamaya çalışıyorum, bakıyorum falan, adam yerde aa diyor, şey yapıyor böyle, adam dedim ölecek herhalde. Dur dedim adama şey yapayım derken, aha lan bir acı, bir ağrı arkadaşlar şu. Sağ baş parmağımda bir öyle bir mükemmel bir acı yok yani abi. Daha önce bir öyle bir acı yaşamadım. Neyse abi, adam kalktı böyle. Can çekişen hayvanlar olur ya böyle. Adam öyle zıplaya zıplaya gitti abi. Ben hala anlamaya çalışıyorum olayı. Kavrayamadım o acıyla yani. Neyse abi, adam bunu karşıya geçti. Yolun ortasına attı kendini. Bunu aldılar abi böyle, sepetlediler adama. Bir tane araba tıktılar Ahmet böyle. Adam gitti. Lan ben o acıyla ne yaptığımı bilemiyorum tabii. Neyse. Abi ben o acıyla salak gibi, bak, aldım motosikleti, lan parmağım kırılmış, karşıya geçirdim, ben artık o acıya katlanamadım Ahmet. Kendimi orada yere bıraktım ben de. İşte buradaki şey, parmağın nasıl kırıldı? Adam sepeti attı. onu söyledim tabii, bak onu atladım. Parmağım nasıl kırıldı arkadaşlar? Şöyle kırıldı, adam düşüyor, düşerken o asılı şey var, mermer var. Evet. Balkon mermeri. Mermerle birlikte aşağı geliyor adam. Ama mermer sana düşüyor. Ama mermer adama değil, motosiklete değil, benim ayağıma geliyor ve mermerin gelen ucu sivri ucu. Bakın direkt sivri ucu arkadaşlar. Ayak baş parmağımın tam eklem yerine geliyor. Bir mükemmel acı. Dediğim gibi işte motosikleti biz aldık, ben aldım oradan tek başıma zıplaya zıplaya böyle kanguru gibi. Motosikleti bir de o bayırdan götürmeye çalışıyorum. Lan bıraksana motosikleti orada. Aynen. Neyse karşıya attım kendimi. Asıl komik yanı orası. Artık o acıdan attım kendimi yerlere yani. Böyle bir ağlamaya falan başlıyorum, gözlerimin yaşları falan. Gelen geçen durdu arabayla, ne oldu sana, kim çarptı, işte söyle bize gidelim, ne tarafa gitti falan. Ya bir durun arkadaş, bana kimse çarpmadı ki yani. Ambulansı arayın diyorum, ne oldu oğlum, gel bakalım beni. Biri oradan çekiştiriyor, biri buradan çekiştiriyor lan. Böyle bir şey olamaz yani. Gel bir de bunu iş yerine anlat şimdi. Ne oldu? Adam düştü kafama. Rapora bak sen. Ve yanlış hatırlamıyorsam, bir aydan fazlaydı rapor almıştım. Ya şeyde derdin de anlatamazsın yani, yukarıdan biri düştü de geldi sepete oturdu, oradan oradan aldığım mermer geldi ayağıma düştü. İş adam kazası. Aldı götürdü de. Tanık yok, bir şey yok. Aynen öyle. Ya bir de soruyorlar kimdi, ben ne bileyim kimdi, hastaneye gitti, onu ben bilemem ki, onu siz bileceksiniz. Abi bence bir kuryenin Türkiye'de başına gelen en değişik olay senin olayıdır. Hiç unutmam o olayı ya. Evet. Yine Apo abiyle beraber bir anımız daha var, bunu da ben anlatayım. Şimdi Apo abiye o zaman bir 600R almıştık, o konuya da geleceğiz. Bende de 600F vardı. Bir gün arada Apo abi, gazlayalım dedi. Neyse işte öyle çıktık apar topar. Bir sırt çantası vardı. Şimdi dedim cüzdan falan düşmesin. Cüzdanı, ruhsatı falan her şeyi aldım, çantaya koydum. Karasu yolu böyle uzun bir yol bilmeyenler için. Yani geneli düz. Genel itibariyle düz. Ara ara ışıklar var işte. Neyse başladık yavaştan gazlamaya. En son bir yerde bir gazı açtık. Ben önden gidiyorum. Gazı açtım böyle 220-230 civarıydı galiba. Fazlaydı. Neyse. Çünkü o hızla ben gidiyordum. Sana lafını kesiyorum. Sana yetişmeye çalışıyordum. O ara sana selektör atıyorum. Korna yapıyorum ama o seste zaten korna falan hikaye. Ben zorluyum. Aynen. Yani. Ben yapışmışım böyle kadrana doğru. Gidiyorum.
Çanta rüzgardan dolayı açılmış. Artık nasıl açtıysa ben herhalde yarım bıraktım. İçine de havada olunca fermuarı açmış. Fermuarı açınca tabii orada en hafif olan ruhsat. Ruhsatı fırlatmış. O rüzgarda ruhsat da parçalanmış. Hem içindeki o beyaz şeffaf sayfalar hem de ruhsatın kendisi parçalanmış. En son herhalde ışıklarda... Işıklarda artık kırmızı yandı. Ben durdum. Apo abi geldi. İşte bir şeyler söyledi falan filan. Neyse kenara çektik. Lan dedi çanta açıldı dedi. Bir şeyler fırladı. Bir şeyler oldu falan filan. Neyse ben çantayı açtım. Abi baktım ruhsat yok. Hiçbir şey yok. Aynen. Ruhsat bursa hepsi gitmiş. Cüzdan da mı gitmişti abi? Hiçbir şey yok çantanda. Çünkü ben gördüm. Yani senin o tabakaların, o cüzdanın, o ruhsatın... Her şeyin böyle bana doğru benim üstümden geçti yani. Hepsi benim üstümden geçti. Neyse arkadaşlar. Abi ışıklardan hemen U çektik şeye ters yöne doğru. Tabii böyle bir dakika arabaların... bu arada duymuyor. Yanına geldim hala sesleniyorum. Motosikletin o sesinden hala duymuyor. Bağırıyor ne oldu diyor. Çek dedim sağa. Çek sağa. Çıkarttık kaskı çıkarttık orada sana söyledim. Allah Allah dedim. Ve en az yanlış hatırlamıyorsam arkadaşlar. 1-2 kilometre gittik yok, biz. Yok fazla 4 kilometre gittik. 4 kilometre gittik ışığa yani tamam. Böyle baka baka ta öbür ışıklara gittik. Orada motorlara çektik işte. Bir yerde ruhsat arıyoruz. Motorları bıraktık. Aynen. Yolun kenarında. O zaman da bir ruhsatı tekrardan çıkarmak yine aynı plaka çıkarı gibi 400-500 lira masrafı vardı. Böyle parça parça buluyoruz. Her bulduğumuz parçayı birleştiriyoruz falan filan çok. Ahmet'in parası çıkıyor. İşte 100 metrelerden bir 20 TL'si çıkıyor. Başka bir şey çıkıyor. Bütün özel eşyalarını topluyoruz Ahmet'in. Ahmet orta yola geçiyor. Ben kenardan gidiyorum. Sen oradan git. Ben buradan git. Millet de bakıyor. Bunlar ne yapıyor? Bu da aklınızda bulunsun yani böyle gazlarsanız falan filan. Çantanıza bir şey koyuyorsanız da çantaya bir şey yapın yani rüzgarla açılmasın. Yani özellikle kendi şahsi eşyalarınızı taşıyacaksanız yani en azından arkanıza duracağına önünüze takın veya iç ceplerinize koyun. Aynen öne takmak da çantayı. Ya da bu poşet tarzı Ahmet'in kullandığı gibi şey kullanmayın siz de uğraşmayın daha sonra. Çantayı Decathlon'da almıştım abi herkesin bildiği 20 lira çantalardı. Hatta evet. 10 lira falandı. Evet. Şimdi bir anımız daha var Ahmet'le. Yine 600 F'li Ahmet'in. Onu Ahmet'e ben söyledim ama kesti orayı. Bir konuştuk. Ben hatırlamıyorum abi. Hatırlamadım olayı. Şimdi dedim orayı ben anlatayım neden. Ona da geleceğim neden. İşime mi gelmiyor acaba o yüzden mi hatırlamadım? Vallahi bilmiyorum Ahmet abi. Tam da hatırlayamadım için ne olduğunu. Neyse anlat abi. Ahmet şimdi CDF ilk aldı. Hatta benim haberim yok. CDF. 600 F. Düzeltiyorum pardon. Aldı. O arada ben ne olmuştu? Bu arada ben kaza yaptım ama yaptığım kazalar kendi motosikletimle de çalıştığım iş yerinde oldu. O da çok saçma salak. Yani Kore motoruyla gidiyorum. Tabii skuterle gidiyorum. Yaz vakti 50 km hızla gidiyorsun. Döner kavşak, yer kuru. Motosiklet birden hiçbir anlamı yok. Yerde hiçbir şey yok. Düşüyorsun. Bu tarz oldu yani. Yaptım kaza. Küçük kaza. Genel, evet. Ahmet beni aradı dedi ki arkadaşlar o ara bir o tarz bir kaza yapmıştım. Kuyruk sokumunda bir ağrı vardı. Daha yeniydi. Ertesi gün Ahmet beni aradı. Haberim yok. Ahmet'in de benden haberi yok. Dedim Ahmet böyle. O abi dedi bir geçmiş olsuna geleyim sana bari dedi. Dur bakayım dedi. Abi bir ses geliyor dışarıdan. Ahmet gelmiş. Kalktım böyle hafif bir ağrı var arkamda. Baktım camı açtım. Aha dedim. Hava da soğuk. O zaman hava da soğuk. Ahmet geldi. İşte bir geçmiş olsuna geldi. Bir 10 dakika geçti geçmedi. Ben tabii gittim hemen. Ekipmanı aldım. Giyinmeye başladım. Ahmet'e dedim ki Ahmet hadi çıkıyorsun. Nereye abi dedi. Dedim yürü gidelim karasu yolları sürelim beraber. Ben sana dedim artçı olurum. Daha iyi dedim bunun emdini tutma yere var arkadan. Nasıl satayım. Ha, senin haberin yoktu benim 600 F aldığımda tabii, değil tabii, mi? Tabii. Tamam. Neyse. Çıktık arkadaşlar gidiyoruz. Hava da soğuk. Gerçekten soğuk bir hava var. Yani öyle bir gidiyoruz ki. Hani bu Türk filmlerinde Cüneyt Arkın'ın arkadan çekerler ya bu arka planını. Atın üstünde yaldır giden böyle. Aynı o model gidiyoruz Ahmet'le yani. Bir viraja attık Ahmet'le. Çok güzel böyle. Bayağı da hızımız vardı yani. Tabii ben göremiyorum arkadan. İyice kapanmışım Ahmet'in arkasında. Çok güzel tatlı viraj vardı bu. Yattık Ahmet'le. Çok güzel aldık o virajı. Ben de Ahmet'i arkadan şöyle bir dürttüm. Ahmet de biraz yavaşladı. Açtı kaskı. Ne oldu abi dedi. Dedim Ahmet çok güzel aldın virajı. Ama demez olaymışım. Nereden bileceğim ben? Aa dedi abi tamam dedi. Neyse biz tabii karosuya gideceğiz. Kafaya koymuşuz. Yolun daha yarısına gelemedik herhalde. Öyle hatırlıyorum. Geri kapattık kaskları. Ahmet başladı arkadaşlar. Aynı o Türk filmlerindeki gibi iyice abanıyor Ahmet. İyice gidiyoruz. Abi bir viraja geldik Ahmet'le. Hiç unutmuyorum abi. Gerçekten unutamam yani. Abi o hızla normalde bir vites düşürürsün. Girmeden önce. Evet tabii. Ahmet'te hiç öyle bir şey yok arkadaşlar. Direkt. Neyse biz yattık tabii. Ben artçılığı da severim. Korkmam da yani. Çok korkan insan vardır bilirsin abi. Ben korkuyorum yani, artçılıktan ya.
Severim, hiç sesim çıkmaz. Al arkana götür beni. Hı-hı. Önemli değil. Ahmet şimdi yattı. Ben baktım, hızımız da bayağı var. Çünkü virajı alamıyoruz arkadaşlar. Yani motor bariyerlere doğru böyle böyle gidiyoruz yani. Baktım bu böyle olmayacak. Ben arkadan iyice destek verdim. Ben bu sefer çektim iyice sağa motoru. Lan hala gidiyoruz. En son içimden dua etmeye başladım. Allah'ım dedim viraj bitsin. Bitsin yoksa gerçekten o hızla gireceğiz. Bizi yani kesecek bizi yani. Keserdim. Döner bıçağı gibi girecek bize. Neyse. Biz tabii toparladık. Ahmet gene normal. Biraz sen orada hızını düşürdün tabii. Ondan sonra şey yapmadın ama ben gene de şey yapmadın. Vites düşürmedin. Ben de heyecanlandım demek ki. Ben hiç hatırlamıyorum şöyle, ya. Hatırlamazsın. Hiç hatırlamıyorum. Ben hatırlarım. Ben unutmam. Ben o heyecanı yaşadım. Ben alamadığım biraz bilmiyorum diye. O heyecanı yaşadım. Ben unutmam. Neyse Ahmet'i şöyle arkadan arkadaşım bir tane vurdum bana sırtına doğru. Ne oldu abi dedi. Ne mi oldu dedim. Dön dedim gene. Hemen dedim geri dön. Yüzü de dedim geçmiyor. Aynen o şekilde geldi beni bıraktı. Dedim dikkat et kendime. Bunu neden anlattın? Bunu şu sebepte anlattım. Benim çok Ahmet tanıdım. İşte abim, yaşıtım, kardeşlerim oldu. Genelde gözlemlediğim şu oldu. Bu kazaların birçoğu hani bir adam vardır 10 senedir biniyordur motosiklete. İyi kötü hani nasıl viraja gelir, nerede ne yapılır. İyi kötü hiç bilmese, eğitimini almasa bile deneyimlemiştir, tecrübe etmiştir. Şunu gördüm ben vakti zamanında çok gördüm. Adam gidiyor. Bir grup oluyorlar işte hadi gel bu hafta sonu çıkalım 10 kişi 15 kişi yeni yeni gruba işte 3-5 kişi takılmış 6 aydır takılıyor işte 1 senedir takılıyor. Şu adam 10 senedir kullanıyor bu motosikleti. Sen daha yeni başlamışsın daha senin 1 senen olmuş işte 1,5 sene olmuş neyse bu adamlarla yeni tanışmışsın 3 ay geçirmişsin 5 ay geçirmişsin. Şimdi abi o grubun o adamı veya birkaç kişisi önden başlı yapıştırmaya almak deli gibi böyle. Ve o adamlar ne hikmetse çocuklar da yetişmeye çalışıyor. Bu her grupta var çocuklar da onlara yetişmeye çalışıyor. Veya yeni yeni başlayan yaşıtlarımız olsun bizim veya abilerimiz olsun ki var. Onlar yetişmeye çalışıyor. Ya bilirsin erkeklik. Aynen. Gururuna mı dokunuyor artık bilemem. Benim hiç öyle bir şeyim olmadı. Gitmeye çalışıyor yani peşine yetişmeye çalışıyor. Ama ben de gideyim hani kimse oraya gittim bana bir şey demesin muhabbet sohbet oldum mu? Aynen. Yani bu tarz şeylere gerek yok arkadaşlar. Neden gerek yok? Çünkü ben bunu çok gözlemledim yaşadım. Hatta ben bunu belli bir grupta da belirttim. Hiç beklemediğimde bir tepki aldım o zamanlar. Herkes beni alkışladı. Biri çıktı dedi ki, ya ben nasıl gittim, nasıl şey yaptım, siz gelemediniz. İşte şöyle böyle, abi sen o anın zevkini al, kendine göre git. Aynen. Yani sen atıyorum, ben Ahmet'e göre gitmeyeceğim veya Ahmet bana göre gitmeyecek. Ha, ne olacak? Birbirimizden de yolda kopmayacağız. Tabii o dönem. Yani Ahmet beni aramayacak, ben Ahmet'i aramayacağım. Ahmet hızlı gidiyorsa biraz bana ayak uyduracak, biraz daha yavaş gidecek. Neden? Onun da düşünmesi lazım. Ya da beraber gazlayabileceğin kişilerle, hani sana yakın tecrübedeki kişilerle ya, takılacaksın. Hani doğru diyorsun ama gene oluyor. Gene oluyor. Özellikle genç arkadaşlara buradan tavsiyem. Yani bu tarz kişilere yetişmek için veya işte ulan biri bir şey derdim ona gittim lan altta kalmayalım hani biz de bir şey söyleyebilelim. Kendiniz de yormayın, motorunuz da yormayın. Yani hiç bu tarz şeylere gerek yok. Bırak o adam gidiyorsa gidiyor, gitsin, gazlasın. Çünkü ben çok şeyler yaşadım. Buraya gelirken Ahmet'le de sohbet ettik. Maalesef. İşte birkaç kişiye anlattım. Birkaç kişi değil, anlattığın çoğu kişi zaten vefat etmiş abi. Evet, maalesef. Kimle gazladıysan ölmüşler. Maalesef. Ve anlattığım kişilerin içinde de çok tanınık bilindik kişiler de var. Çok tecrübeli insanlar da var. Aynen. Gerçekten çok Allah tecrübeli rahmet insan eylesin. Var. Allah rahmet eylesin. Düşünsene adam çok tecrübeli, sana yolda anlattım. Hı-hı. Adamla görüştük. Çok bilinmiş de bir kişi. Evet. Yani adam o sözleri söyledikten 3 ay sonra adam kendisi vefat etti. Bir de anlattığı şekilde yani. Hani bunları yapmayın dediği şekilde. Tabii ki. Yani buradan kesinlikle gençlere veya yeni başlamış olan arkadaşlara tavsiyem şu. Kimseye yetişmek için kendinizi yormayın arkadaşlar. Aynen riske girmeyin. Yani viraj bilmiyorsundur. Gider eğitimini alırsın. Çok da viraj yapmana da gerek yok. Tamam zevki viraj ama. Evet. Sen bu virajı bilmiyorsan, nasıl gireceğini bilmiyorsan. Şimdi 100 cc'lik bir motosikletle, 600'lük bir motosikletle. Atıyorum örnek vereyim 400'lük 250'lik bir motosiklette aynı şekilde viraja giremezsin. Giremez. Aynı hızda viraja giremezsin. Artı birçok şey var bunun Ahmet. Yani lastikten tut, lastik basıncından tut. E tabi canım bu amortisörü var, şeyi var. Her şey var. Motosikletin dengesi var. Adam bir alıyor TVC işte Apache bilmem gitmeye çalışıyor. Onu görüyor ama ona yetişin çünkü bunu nereden biliyorum? 600'lüğüm vardı. Sen zaten biliyorsun beni. Tanımayanlar için söylüyorum. Yüksek sis motosikleti olan insanlar genelde düşük CC'li motosikletlerle genelde çok göremezsin. Takılmazlar yani. Ama benim için öyle bir şey yoktu. Yani benim yanıma sen Peugeot'a da gelsen, ne bileyim yüzlük bir kapla da gelsen, yani farklı bir motosiklete gelsen ben takılırdım. Sohbet muhabbet ederdim. Bunu sen daha iyi biliyorsun. Aynen. Arkadaşlar bilmez.
Abi şimdi şöyle bir hayal etsek. Diyelim ki çok param var, zenginsin. Ha, ne motosiklet almak isterdin? Ya da nasıl bir hayatın olurdu? Atıyorum motokrosa mı sürekli çıkardın ya da seyahat mi ederdin? Veya ne bileyim pistte mi makine alıp gazlamak isterdin? Yani şöyle bir hayal ettiğinde hayatın nasıl olurdu? Hani para mevzusunu geç. Her şeyi evet, alabiliyorsun, yapabiliyorsun. Çalışmaya falan da ihtiyacın yok. Hayalin nasıl olurdu yani? Yani şimdi Ahmet hayalim nasıl olurdu? Şöyle söyleyeyim. Aklıma gelen motosiklet mi, motosikletler mi? Öyle diyelim. Motosiklet, motosikletler. Fark etmez. Herhalde, çok param var. Tamam. Herhalde bir tane bir MSX'im olurdu. Aa, senin MSX. Vardı MSX'in. Evet, vardı. Onun hikayesini anlatmadık ama belki daha sonra anlatırız. Bir MSX'im olurdu, o Grom diyorlar. Hı-hı. Yurt dışında bilirsin, ona bayağı güzel modifiyeler falan yapıyorlar. Çok cici yapıyorlar. Sağ sola gitmek için. Tamam. Aynen öyle, böyle koltuk altına al, ekmek gibi götüreyim. Aynen. Böyle taşı istedim yani. Ondan bir tane olurdu. Büyük ihtimalle. Sağa sola gitmeye böyle gün içinde. Ondan sonra ne olurdu söyleyeyim sana. CBR600R olurdu. 2008-2012 kasa hastasıyım. 2008-2012 kasa. Vazgeçilmez ya. 600R bir makine ya. Aynen öyle. O kuyruk abi, şey o egzoz abi, o kuyruğun altından gelecek yani. Ya bir de şey var. Honda'nın bir yöneticisi vardı. Bir videoda izlemiştim. Evet. Adam soruyor da hani, adam zaten para gibi bir derdi yok. Zaten Honda'da yönetici adam. Sizce diyor yani dünyada en iyi motosiklet ya da böyle en zevk aldığınız motosiklet hangisidir falan diyor. Adam tek kelime söylüyor. 600 arar. Başka bir şey söylemiyor yani. Yani o motosiklet bende çok değişik bir yer kapladı Ahmet. Neden diyeceksin? Dediğim gibi ben anlattım videonun başında da. Neyle başladığımı, CBR125R'la başladığımı anlattım. Nedense ben şöyle söyleyeyim. Ben 125'likten direkt 600'e çıktım. Yani arada bir 250'lik şey yok yani. Direkt yükseldim. Onda da kardeşimle almıştık zaten onu. 2011'li bir kasa vardı. Hala onu unutamam. Çok temiz bir motosikletti. Kardeşimle aldık. Onu da belki başka videolar olursa orada anlatırız. Ondan sonra en son 2008 vardı. Bu şekilde. Başka ne alırdım motosiklet onu da söyleyeyim. Uzun yol. Ne olabilir? Uzun yol çıktığı zaman. Ülkeler arası. Çünkü paradan yana sıkıntım yok diyorsun. Aynen. Yani. İstiyor değil mi abi motorcu yani böyle. Motorumu alayım da kendi kafama göre. Aynen öyle. Yani eşimi alayım. Çantalarımı koyayım abi. Top gezimi koyayım. He. Giyineyim böyle, çadırımı alayım, şey de yok. Bak para var diyorsun, hayale bak şimdi. Para var ama şeyde kalacağız, çadırda kalacağız yani. Abi fakirlik beyinler çıkmıyor. Yok ondan değil, onun yeri ayrı. Yani alet ekipmanlarımı alırdım, ne bileyim yanıma powerbanklerimi, su ısıtıcısı, o bu falan. Aynen. Yani çadırda kalırdım yani para olmasa. Uzun yol motoru olurdu, MSX olurdu, CBR600R olurdu. Onun da sebebi ne? CBR600R'la çok bir yolculuk yapmazdım. Pist falan. Tabii ki pistte eğitim almak isterdim. Almadım sonuçta, eğitim almadım. Başka bir motosiklet belki de Naked olabilirdi Ahmet. Naked tarzı bir şey de olabilir. Cross falan çok ilgini çekmiyor. Yok, chopper, cross çok benim tarzım değil. Çok alışamadım, çok hoşuma gitmedi. Bende de farklı bir şey var. Ben sadece şeye bakıyorum yani. Makine, bu makine ne yapabilir? Ben ona binerim yani. Her türlü. Hani cross'a cross'a binerim, chopper'sa chopper'a binerim. Hiç ayırt edemiyorum niyeyse. Yani ben sevmedim. Yani denedim, sevemedim. Chopper. Mesela bir gün bir chopper'a bindim arkadaşlar. Tabii Sapanca bir grup. Yavaş yavaş yolculuğa çıktık. Işıklarda adamı bakıyorum Ahmet. Chopper kendi dizayn etmiş. İşte kendi tasarlamış vesaire. Falan böyle gidiyor abi. Çamaşır atıyorsun. Bak ciddi diyorum adam. Arkadaşlar böyle gidiyor. Bu şekilde gidiyor. Yani onu görürken ben yoruldum artık. Çamaşır mansiyonu abi. Ben dedim şuna bir, hani kullanmadım da şuna dedim bir oturayım. Rahatsız oldum abi. Kan geriye mi gidiyor? Yani o bana göre değil. Senin bir ara vardı. He, GB250 vardı. Bir ara işte tepelere falan çıkmaya çalışıyorum. Lan dedim şunu bir deneyeyim. Bir tek şey hoşuma gitti. O da sesi. Exos'dan çıkan o ses hoşuma gitti. Yani. Onun haricinde çok bir hoşuma gitmedi. Şu motosiklet piyasası hakkında biraz konuşmak istiyorum. Yani sen eskiden beri beraber motora bindik, şey yaptık falan filan. Motosiklet piyasası durumu bir değerlendirecek olursak. Mesela şöyle hatırlıyorum ben 2016'da sana bir 600R almıştık yine. Evet. O zamanlar 23.000'e mi 21.000'e mi öyle bir şey almıştık ve kilometresi çok düşüktü yine. Evet. 20-25.000 civarı bir kilometresi vardı. 20.000 kilometrelerdeydi. Yani küçük bir kazası vardı ama yan yatmaydı, o önemli bir şey değildi. Tabii grenaj hasarı vardı sadece bir tarafında. Yani o zamanlar bile abi 2016'da yine yüksek ücretler kazanmadığım bir dönemdi ama evet. O motosikleti alıyordun, biniyordun, hafta sonu beraber gazlıyorduk. Evet. O motosikleti bir şekilde yürütebiliyordun. Evet. Ama şimdi 2023'e baktığın zaman yani bir 600R alıp
En azından hafta sonları bile olsa ona binme şansın, işte ona lastik bakım vesaire yapma şansın yüzde kaçtır yani? Hani yani Ahmet böyle... şimdi o senelerle bu seneleri kıyasladığınızda aslında 2006'da çok geçmiş bir zaman değil yani. Bundan 10 sene öncesi değil. Yani o zamanlara baktığımda şöyle bir şey arkadaşlar. Şu an ne hayal ettiniz mesela diyelim. 100'lük bir scooter, 250'lik bir motosiklet. İşte o zamanlar şey daha yeni çıkmıştı. Yanlış hatırlamıyorsam fuarlara gidiyorduk. Kaçırmazlık fuarlara. Şimdi fuarlara bile gidemiyoruz yani. Ya abi gitsen ne yapacaksın? Alamıyor ki bir şey. Yani bakıyoruz arkadaşlar. Sadece fuara gidiyorsun. Sadece bakmayla yetiniyorsun. Aynen öyle. Ki kaldı ki bundan bir sene öncesi ben fuara gidemedim. Gitsem herhalde boşa gidecektim. Çünkü birkaç Japon markası gelmedi bile. Gelmemiş bile fuara arkadaşlar. Yani o zamanlarla bu zamanları kıyasladığım zaman şöyle toparlayayım. O zaman arkadaşlar asgari ücretli bir insan yani biraz kendini zorlasa benim aldığım 600'lük motosikleti alabiliyordu. Evet. Evine para götürebiliyordu. Bakımlarını yapabiliyordunuz. Benzin koyabiliyordun. Benzin koyabiliyordun. Gezebiliyordun. Sigortası o zaman ona göreydi. Şu an sigortalardan haberim yok 600'lükler için veya 1000'likler veya farklı kategorideki motosikletler için. Ama şu anla kıyasladığım zaman arkadaşlar yani ben bir 600'üm vardı. Onu sattım farklı sebeplerden dolayı. O zaman R25 Türkiye'de yeni çıkmıştı. Hı-hı. Bakın fuar şeyini söyleyeceğim size. Fuardayım. Fuara özel lansman satış fiyatı 2015. Race Blue'nun evet. Satış fiyatı arkadaşlar nakit getirirsen 13.500 TL alıyordum motosikleti. Evet, 13.500 TL. Yani şu an şeyi duyar gibiyim izleyenlerden. Ama gerçekten böyleydi. Hani keşke şeyim olsa da getirseydim sana. Ben 14.750 TL arkadaşlar düzce Yamaha Dadaş motosikletten Race Blue'yu aldım. Bir tane vardı, onu da ben aldım. Daha o zaman tabii işte Düzce'de, Sakarya'da, buralarda yoktu motosiklet. Hı-hı. Fuardan sonra aldım. Yani onun koruma takozlusu hali. Tank pet aldım ona, birkaç bir şey aldım. O halde 14.750 TL aldım o zaman. Şimdi kıyaslıyorum, şu an fiyatını bilmiyorum. Şu an ne kadar fiyatı? Sıfır. Abi 180. Yani 180 bin lira. Liste fiyatı o değil ama. Ha bir de tabii o tarz durumlar var tabii. Yani paran olsa da artık liste fiyatından da alamıyorsun. Hatta liste fiyatın dışından da alamıyorsun çünkü ismini yazdırırken işte 5 ay sonra gelecek, sıra sana gelecek mi gelmeyecek mi, o zaman motosiklet de bitebiliyor. Motosikletten bahsettik abi, fiyatlarından bahsettik. Evet. Dünden bugüne neler değişmiş. R25'ten falan filan bilmem ne. Bu da bir aksaklık oldu. Evet. Kameradan dolayı. Onun için özür dileriz. Tekrar oradan devam ediyoruz. Abi geldiğin için çok teşekkür ederim. Rica ederim Ahmet, ne demek. Geldin, muhabbet ettik. Bir anımız oldu yine seninle böyle. Evet. İzlediğiniz için size de teşekkür ederiz. Ben de teşekkür ederim. Ahmet kardeşimin kanalına abone değilseniz abone olmayı, işte yorum atmayı, ne bileyim ben kart falan göndermeyi unutmayın. Ben de buradan söyleyeyim size. Ya bu şey çok acayip abi. Yani izleyenlerin %97'si abone değil. Yani ben kendime de bakıyorum aslında. Her izlediğim kanala abone miyim? Ya değilim ama evet. Yine de şöyle. Hani biri bir şeyler yapıyorsa, en azından hani motorculuk babından bakıyor. Tabii ki. Sana bir şeyler katmaya çalışıyorsa, bir emek veriyorsa, tabii bir ki. Emek görüyorsam eğer, abone olmaya çalışıyorum hani çünkü hani siz abone olursanız şöyle bir şey var, ben daha iyi şeyler yapmaya hem kendim teşvik olarak söylüyorum hem de daha farklı yönlerden işte firmadır, sponsordur vesaire işte ne bileyim bir yere evet. Çağırırlar size daha çok şey sunabilirim adına söylüyorum bunları. Yani gerçekten Ahmet de bir şeyler yapmaya çalışıyor kendi imkanlarıyla. Geldim burada da gördüm zaten. Bir şeyler yapmaya çalışıyor, bir şeyler anlatmaya çalışıyor kendince. Gerçekten siz de ona bir yorum atmayı. Destek olun. Tabii destek olmayı unutmayın. Böyle söyleyince sanki direnci gibi oluyorsun ha. O yüzden. Ben buradan çok teşekkür ederim. Beni izlediniz, Ahmet'i izlediniz, dinlediniz, ettiniz. Siz çok teşekkür ederim. Gene belki ikinci bir şey olabilirim. Belki olabilir. Şimdi hoşça kalın arkadaşlar. Siz kendinize iyi bakın. Tekenize taş değmesin. Haftaya görüşmek üzere.